Ehli sünnet olmayan bir imamın arkasında namaz kılma konusu var. Bu konuyu nasıl ifade edebiliriz? Namaz kılmak caiz olur mu? Ehli sünnet olmayan bir imamın arkasında. Evet. Biz ibadetlerimizi yerine getirirken inandığımız yani Kur'an ve sünnete uyarak ne yapıyoruz? Abdesttir. Abdestimizi alıyoruz ve ibadetlerimizi ona göre yapıyoruz. Dört büyük mezhep şu anda ehli sünnet dediğimiz dört büyük mezhep var. Bunların her bireri normal Kur'an ve sünnete göre abdestlerini alıyorlar. Namaz ibadetlerini yerine getiriyorlar. Bazı mezheplerde var ki Kur'an'da farz olmasına rağmen mesela o farzı terk etme durumu olabiliyor. Şiilerde bizde ayak yıkama farz olmasına rağmen orada ayak yıkama farz değil. Farz olmadığından dolayı bizim bir Şii imamın arkasında namaz kılmamız, bir Caferi imamın arkasında namaz kılmamız doğru olmaz. Çünkü bize göre farz olan bir şeyin terk edilmesi söz konusudur. Burada tabi hocalarımız biliyordur mutlaka da namaz kılarken namaz kıldıracak bir şahıs eğer umumi yerlerde namaz kıldırıyorsa, mesela diyelim ki bir Hisar Camisi'ne namaz kıldıran bir insan, bir hocamız, dört mezhebin kurallarına da yani abdeste kurallarına riayet etmesi lazım özellikle. Mesela diyelim ki İmam-ı Şafii Hazretleri'nde kan abdesti bozmuyor ama ne bozuyor? Nikah düşen bir kadına eli değdiği zaman hanımın eli değdi mesela abdesti bozulmuş olur. Bu hocamız da hassasiyet gösterdiği kurallara riayet etmesi lazım. Mesela Kabe'nin imamı dört mezhebin hepsine göre ne yapıyor? Dikkat ediyor, hassasiyet gösteriyor. Çünkü orada dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar gelip arkasında namaz kılıyorlar. Kısacası ehli sünnet olmayan, ehli sünnet vel cemaat kabul edilmeyen bir imamın arkasında namaz kılmak doğru olmaz. Sebebini de açıkladık. Bizim farz olarak kabul ettiğimiz şeylerin terk edilmesinden dolayı. Bunu bilmeden namaza durmuşsa kişi? Bilmeden durdu, kıldı sonra öğrendi ama. O namazını kaza edecek. Ben daha kötüsünü düşüneyim, öğrenemedi. Kıldı gitti. O zaman sorumluluk yok. Sorumluluk yok.